Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün daha önceden sizlere paylaştığım su böreği tarifim, lazanya tarifimi, makarna tariflerimi hepsini birleştirdim. Sadece bir hamurdan ne kadar çeşit yapabildiğimizi sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Evet, hamur malzemesini sizler çoğaltabilirsiniz. Ben sadece 4 yumurtadan sizlere tarif vereceğim. 4 yumurta ve 4 çay bardak un. 1 tutam tuz. Her bir yumurtaya 1 bardak un kullandım arkadaşlar. Evet, bir kabıma yumurtaları kırdıktan sonra bu şekilde biraz çırptım. Yoğurma kabıma da unları aldım. Ortasını açtım ve çırpmış olduğum yumurtayı içerisine ilave ettim. Bu şekilde de yumurtayı una yedirdim. Tamamıyla yedirdikten sonra hamurumu tezgaha aldım. Elimle bastıra bastıra, çeke çeke, katlaya katlaya güzelce yoğurdum. Evet, bu şekilde elimle toparladıktan sonra tezgaha alacağım ve güzelce hamurumu yoğuracağım arkadaşlar. Bu işlemi sizler dilerseniz mutfak robotunuzda da yoğurabilirsiniz, mutfak şefiniz varsa. Evet, bastıra bastıra, çeke çeke, katlaya katlaya bu şekilde hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Böyle elimizin ayası ile içini bastırarak ve geri çekerek bu şekilde katlama işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Bu hamurumuzun özde olmasını sağlıyor ve açarken de daha kolay açılmasını, yırtılmadan açılmasını sağlayacaktır. Evet, bu şekilde hamurumu güzelce yoğurduktan sonra şeffaf folyeye sardım. Kurumaması için bir yarım saat minimum bekletelim. Vaktiniz varsa daha da fazla bekletebilirsiniz. Daha sonrasında bu hamuru parçalara bölelim arkadaşlar. Ben 2 beze yaptım gördüğünüz gibi ve tekrardan diğer bezemi kurumasın diye şeffaf folyeye sardım. Tezgaha diğer bezemi biraz büyütmeye çalıştım. Ben açma işlemini bu makinamda yapıyorum. Çok pratik oluyor arkadaşlar. Hem açmasını hem kesmesini erişte makinamda yapıyorum. Gerçekten çok pratik oluyor. Hem zamandan tasarruf oluyor. Her türlü kolay oluyor. Gerçekten canım mantı istediğinde bunu da açıyorum. Rulo mantı sarıyorum. Lazanya yapıyorum. Gördüğünüz gibi birçok çeşit aynı hamurla, aynı yöntemlerle farklı lezzetler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi açmış olduğum, inceltmiş olduğum o hamurdan şimdi bu şekilde tagliatelle makarnası keseceğim. Erişte kalınlığında. Spagetti kalınlığında makarnalar da kesebilirsiniz. Ayarı vardır arkadaşlar. İnce ayarı da vardır. Evet. Bu şekilde taze ev yapımı erişte ve makarnalar yapmak çok kolay. Gördüğünüz gibi gerçekten bir yarım saat vaktinizi alacaktır. Ve mis gibi makarna yiyeceksiniz evinizde. Dilerseniz bu makarnaları arkadaşlar erişte boyunda kesebilirsiniz. Dilerseniz spagetti gibi uzun boyutta bunları haşlayabilirsiniz. Çok uzun olursa onları kesebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde makarna yapmıştım. Şimdi de harika aynı yöntemle aynı hamur tarifiyle arkadaşlar haşlamadan su böreği yapmıştım. Bu tarifimi de sizlere hatırlatmak istedim, göstermek istedim. Hamur tarifim aynıdır. Aynen bu şekilde açıyorum, inceltiyorum ve tepsimin boyunca keseceğim. Gördüğünüz gibi incecik bir yufka şeklinde açtım. Metrelerce uzuyor arkadaşlar. Bu şekilde tepsimin boyunca da kesiyorum.
su böreği, lazanya, mantı, bütün tarifleri uygulayabilirsiniz. Değişik mantı çeşitleri, börek çeşitleri. Evet, burada da gördüğünüz gibi sizlere göstermek istedim. Haşlamadan yapılan dünyanın en kolay su böreği arkadaşlar. Gerçekten su böreğini asla aratmadı. Haşlamıyoruz ve su böreğini sonradan suyunu veriyorum. Gördüğünüz gibi fırında pişirdikten sonra bu tarifimi, detaylı tarifimde sizlere daha önceden paylaşmıştım. Diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim. Burada sizlere pişmiş halinde göstereceğim. Evet, çektikten sonra tekrardan fırına veriyorum ve güzelce alt üst kızartıyorum. Gördüğünüz gibi isterseniz içini kıyma yerine peynir de yapabilirsiniz. Harika oldu gerçekten. Çok lezzetli ve çok kolay bir börek oldu arkadaşlar. Hiç haşlamayla uğraşmadım. Tek tek haşlamayla direkt suyunu sonradan verdim. Aynen su böreği tadında çok kolay bir börek oldu. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi de tekrardan arkadaşlar sizlere aynı hamur tarifimle, aynı açma yöntemiyle lazanya yapacağım. Lazanya tarifimde diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten taze makarna ile yapılan lazanya bambaşka, daha lezzetli oluyor. Çünkü çok da kolay oluyor arkadaşlar. Haşlamadan yapıyoruz tekrardan. Normalde hazır satılan lazanya hamurları, makarna tarzında olan, o sert olan lazanya hamurlarını mutlaka önden haşlamamız gerekiyor yumuşaklık vermemiz için. Ama taze yapınca kendimiz yaptığımız makarnasını haşlamadan hemen direkt tepsiye dizip üzerine iç harcını koyduktan sonra beşamel sosunu koyup fırına pişirmeye gönderiyoruz. Gerçekten çok pratik oluyor ve müthiş lezzetli oluyor arkadaşlar. Yöntem aynı, tarif aynı ama farklı tarifler çıkıyor gördüğünüz gibi. Ana malzemelerimiz hep aynı, yapımı hep aynı fakat tarifimiz, lezzetimiz daha da değişik oluyor. Gördüğünüz gibi bu da lazanyamızın pişmiş hali. Enfes oldu. 10 numara 5 yıldız. Burada da Instagram story'imde arkadaşlar sizlerle paylaşmıştım. Bu videomu da buraya eklemek istedim. Sizlere fikir amaçlı. Aynı yöntem, aynı hamur tarifimle gördüğünüz gibi bu kez de rulo mantı yaptım. Bu şekilde hamuru açtıktan sonra 3 şeritli kestim. İç harcını koyduktan sonra ıslatıp rulo olarak sardım. Ve onları da küçük küçük kestikten sonra haşlayacağım ve sosunu verip afiyetle yemiştik. Müthiş oluyor ve çok pratik oluyor arkadaşlar gerçekten bu şekilde. Tavsiye ederim arkadaşlar. Deneyin derim. Evet, bugünlük bu kadar da. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.